Geleceğe nasıl taşırız? Şunu farkındayız. Gelecekte her şey insan için. İnsana esas alıyoruz. İnsanın bilmesi, geçmişini yaşaması ve yaşatması bizler için önemli. Her zaman herkes için sunuma hazırdır. Göbekli Tepe ilk tapınağın kurulmuş oldu. Tekrar şeref verdiniz efendim. Kendileri elinden kopup gelmiş sevgili arkadaşlarım. Her gittiğimiz kentte bir başka büyük başı, her kentte gittiğimiz zaman bir başka kültürü, bir başka kültürü. Öncelikle hem ev sahibi olarak hem tarihi kentler belediye başkanı olarak sizi Şanlıurfa'da ağırlamanın gururu, onuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Tarihi kentler belediye başkanı olarak birçok bölgede, birçok tarihi ilimizde hep birlikte konuşmaları gerçekleştiriyoruz. Birbirimizin aslında özelliği de budur. Her bölgeyi yakında tanımak, her ilimizi, her ilçemizi yakında tanımak, onun tarihine şahitlik etmek, ülkemizin bize bırakmış olduğu bu kültürel mirası belediye başkanları olarak, Tarihi Kentler Birliği üyeleri olarak geleceğe taşıma adına bu mirasla her zaman, her bölgede, her yerde, her ilçede buluşuyoruz. Çok değerli misafirlerimiz, yarın inşallah Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Şanlıurfa'da gerçekleştirmiş olduğu tarih ve kültürel varlıklar anlamında ve şube müdürlüğümüzün hizmetlerini anlatacağız. Ama şu belirtmeden de geçmek istemiyorum. Günümüzde şehirler birbirine benziyor. Artık yeni imarlı şehirler gerek altyapı, üst yapı, gerekse tesis anlamında hepsi birbirinin kopyasıdır. Şehirlerimizi şehir yapan aslında tarihidir, kültürüdür, farklılığıdır. İşte bize bu farklılığı hissettiren bir birlikteyiz. Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kuruluşundan bu yana gerek belediyelerimizin çalışanlarına, gerekse valiliklerimiz bünyesindeki tüm çalışanlar noktasında, yine Kültür ve Turizm Bakanlığımızda koruma kurumlarıyla ilişkiler geliştirdi ve daha önce dokunduğumuzda fark edemediğimiz sokaklarımızın neyi ifade ettiğini, kervansaraylarımızın nasıl bir saray olduğunu, köprülerimizin boşu boşuna bu güzel vatanda kurulmadığını, çarşıların birçok geçmişe, kültüre, insanlık drama şahitlik ettiğini, evlerimizin bambaşka olduğunu, hepimize yaşam kaynağı olduğunu öğretmiş olduğunu. Zaten bir okuldayız. Hep birbirimizle etkileniyoruz. Ve bilincimizi birbirimize aktarıyoruz. Bu da birbirimizin en büyük sevgili olarak ortaya çıkıyor. En cümle üyesi arkadaşlarımızla birlikte başımızda Profesör Doktor Metin hocamız, onun göstermiş olduğu yolda gerçekten tarihi kentlerimize nasıl bir değer katarız, nasıl bir proje kazandırırız, somut varlıklarımızı, somut olmayan varlıklarımızı geleceğe nasıl taşırız, şunu farkındayız. Gelecekte bu topraklar üzerinde gelecek olan nesillerin de bu mirasla aktarma olduğunu biliyoruz. Ve bunu yaparken insan, her şey insan için. İnsanı esas alıyoruz. İnsanın mutluluğu, yaşadığı şehir ve gurur duyması, geçmişini bilmesi, geçmişini yaşaması ve yaşatması bizler için önemli. Yarın inşallah sunumlarla, yapacağımız anlatımlarla daha da
zenginleştireceğiz. Bugün itibariyle birçok arkadaşımız özellikle uzak ve yakın demeden sağ olsunlar şehrimizi şereflendirmiş oldular. Bize bir hakaret ettiniz. Şanlıurfa Halil İbrahim'in şehridir. Halil İbrahim'in bereketiyle bu şehir şereflenmiş. Halil İbrahim sofrası her zaman herkes için sunuma hazırdır. Ve yine bu şehir İbrahim Peygamber'in sağlığıyla sınanmıştır. Ve İlkemiş şehrindesiniz. İlk İslam Üniversitesi kuruldu. Göbekli Tepe ilk kapının kurulmuş oldu. İlk tarımın kullanımında yapıldı. İlk tevhid inancının yükseldiği bir şehirdesiniz. Hepiniz bu şehre hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar şeref verdiniz efendim. Tabii Peygamberler şehrini deyince açılış konuşmasında olmasa bile konuşmak isterim. Kendilerin kendi tarihin verdiği adları kullanırken çok dikkatli olmak zorundadırlar. Çünkü geçmişte 1000 yıllık bir iki vakı onlara sorumlu sınırları büyüterek gelir. Urfa bu kentlerden biridir. Urfa'nın dünkü tarihi değil, tarihin tarih olduğu dönemden bu dönem varlık birini ortaya koyması bir kent olarak yerleşebilme ilkesini aklına koyup burasını, bu coğrafyayı, bu ve zamanlar önemli yukarısındaki büyük dünya kültürlerine sarsan kültürün çıkış noktalarından birisi olması bize sorumluluğumuzu sonsuz kılmaktadır. Buraya Türkiye'nin her yerinden kopup gelmiş sevgili arkadaşlarım. Her gittiğiniz kentte bir başka büyük başlık, her kentte gittiğiniz zaman bir başka kültürün, bir başka kültür reisini ve Türkiye'nin sorumluluğunu ve Türkiye'nin gündeminin önceliğini artık hepimiz yüreğimizle, aklımızla ve önümüzdeki konumuz vizyon ve stratejiyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu bakımdan yemekle konuşmak zordur. Ben konuşurken yemek yemek de zordur. O bakımdan bu gümrük içinde şunu söylemek istiyorum. Bu Urfa'da çok emek vardır. Bu Urfa'da bize bırakılmış emeğin bizim üstümüzdeki yeri ölçülemeyecek kadar zengin ve ağır. Burada milletvekili olmak demek tarihle baş başa bir geçmişi milletvekili olmak demektir. Burada seçilmek göze aldığım büyük bir cesaretin ürünü demek. Böyle bir kentte bir yere aday olmak demekse gerçekten çevresinde bir kadroyu oluşturacak, her noktasında halkına linç aşılayacak, her öğretmenin, her öğrencinin yaşadığı Urfa kentinde farklı olduğunun varlıklarını ailesine, çevresine ve herkese aktarması demektir. Kültür tek boyutlu değildir. Kültür altını vermek değildir. Kültür üstüne koyarak büyüklüğün içinde varlık bedelinin altını çizmek demektir. Bu açıdan Urfa'da bu kaçak konuşmayı yaparken şunu söylemek istiyorum. Belki Urfalıların farkına varmadıklarını 50'li yıllardan beri biz burada hiç kendimizi öne çıkarmadan, hiç varlığımızı altını çizmeden her türlü düzeyde ve her türlü emeği verdik. Bunu ilk defa bir kentte söylüyorum. Ama bazen ne kadar emek verirseniz veririz, onun kadrini bilmeyen bir varlık, bir hemşeri, bir yurttaş oldu mu, aman da olursunuz, kırgınlığa düşmüyor. Çünkü bir gün birileri gelir, aklın çizgisinde yapılanları görür, üstüne bir şey koymaya çalışır. O açıdan Urfa'nın üstüne koyacak çok büyük kişiler vardır. Sanırım Urfa tarihi boyunca sadece kendini verdiği yedeklenen, bencillik duygusuyla hareket eden, sadece kendi geleceğini düşünen bir şehir olmadı. Bugün de değil, yarın da olmayacak. Memleketi düşünen, vatanperver insanların yaşadığı, sevginin, saygının, sabrın, toleransın,
sonuna kadar burada hissedildiği bir şey. Böyle bir şeyde valilik yapmaktan da, vali olmaktan da gerçekten gurur duyuyor, isyan duyuyor. Ben bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyor. Çalışmalarınızın başarılar getirmesini diliyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Göbeklitepe 12 yıllık tarihe sahip. Bunlar çok çok önemli değerler. Biz de Urfa'mızı tanıtmaya devam ediyoruz. Urfa'mız tanıtım anlamında büyük mesafe kat etmiştir fakat hep istenilen seviyede değil. Bu anlamda üzerinde düşeni yapmaya devam edeceğiz inşallah. Bu tür güvenlik şüphelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Cenab-ı Allah gerçekten çok cömert davranmış bu şehir için. Ama biz evlatlarımız, biz evlatlar olarak bizler çok israfkar olmuşuz. Bu değerlerimizi koruma noktasıyla, bu değerlerimizi korumamız gerekiyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. Yok olduğunda bir daha adeta balık, ağaç ve nehir insanı bir daha geri gelmiyor bunlar ve gelmeyecektir. Bu tarih İslam'la yorulmuştur, imanla yorulmuştur, inançla yorulmuştur. Ve bu ruhun muhakkak korunması gerekiyor. Ben bu ruhun korunacak inancıyla hepinize hoş geldiniz diyorum, saygıyla sunuyorum. Şanlıurfa hem kültür turizmi açısından hem inanç turizmi açısından çok önemli bir şehir. Peygamberler şehri. Biraz önce Büyükşehir Belediye'mizin hazırladığı tanıtım videosunda hepimiz hep beraber gördük. Ama bu şehir tarihin sıfır noktası. Bu şehir tarihin üniversitesine sahip. Bu şehir dünyanın ilk astronomi ve felsefe bilimine imza atan, kucağı atan bir şehir. Dolayısıyla buradaki programda inşallah Şanlıurfa'mızı Büyükşehir Belediye'miz inanıyorum ki gerektiği gibi ön plana çıkararak sizlere tanıtımı yapacak ve güzel bir misafir vermekle sizlere buradan biz yolculayacağız. Ben bana burada bu buluşma için sabır gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz.